Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video mu? Kanalıma hoş geldiniz. Gel oğlum bura basır. Gel çık içine. Yeni bir video mu? Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Vallahi ben yine koyundayım. Değneğimi aldım böyle dinleyelim. Direkt dinlek dedik bizim burada. Çoğu yerde değnek derler. Değneğimizi aldık. Tüyemi de taktım sırtıma. Biraz erken çıkmıştık malum. Güder. Eniğimiz de arkamda böyle geziyor. Basır oğlum. Biraz hasta gibiydi bunlar, kırgındı. Yavaş yavaş düzelmeye başladılar. Öbürü biraz hasta ama bu biraz iyi yine de ona bakarak. Yavaş yavaş alıştırıyorum bunu da. Rüzgarda görüyorsun zaten hiç durmuyor. Annesiyle oynuyor, zıplıyor. Çok yaramaz oldu. Arkadaşlar çanlarımızı tadilat için yapan arkadaşlara verdik. Çan yapan arkadaşlar. Çoğunun kayışı kopma derecesine gelmiş. Çoğunun içi düşmüş. Yani hepsi tertemiz olsun diye 34 adet çan verdik. Geldiğinde de takacağım inşallah. Oğlum asır. Asır iyi bir düzelse çok güzel kopuk olacak ama daha iyi tam da atlatamadılar hastalıklarını. Çanlarım geldiğinde de sizlere güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Seslerini duyun, daha güzel olacak. Bozo kızımız da burada. Bozo kızım. Uyuyor. Kızım. Ne yaptın? Annesinin yanına geldi. Bozom çok koyuncu bir köpek. Yeni yeni düzeliyor. Bu da yavrudan çıktı malum. Zayıf biraz. Basar yeneğimizin sütünden içiyor bu da. Koyunlardı bir tane. Bunlar galiba ondan hastalandı diye düşünüyorum ama bilmiyorum vallahi, tam emin de değilim. Yenikler. Genç kaşlarını falan yoksa yaptırmıştım. Ondan olmaması lazım yani. Rüzgar görüyorsunuz. Koyun kadar oldu boyu. Bak. Bale bale. Koyunu tutacak. Görüyor musun şimdi? Rüzgar. Ayıp oğlum. Eşek sıpası. Annesinin yanında çok güzel duruyor. Asır oğlum. Ocak hava çıkıyor da evde. Biliyorsunuz o da benim yeni köpeğim. Aksaray malakması. Tam bir hakiki malaklı. Bunlarda malak var ama kırması bunlar. Brrr, vale. Şuş. Eşek başını aldı gidecek. Bunlarınki biraz daha az. Böyle olduğu koyun için daha iyi köpeklerin. Koyuna gidelim ama öbür yeni aldığım köpek gidemez yani. Çoğu yazmış bu koyuna gidebilir mi diye. Koyuna gidemez arkadaşlar o köpeğimiz. Çünkü çok hantal yani, iri bir köpek, kafası falan bunlar gibi 2-3 tane gelebilir, öyle diyeyim yani. Ben yani Aksaray'ın asıl şey olan, yani köpeğimiz olan üretmek istiyorum ondan.
Eşini de alacağım dişi bir. Ondan sonra güzel enlikler olacak inşallah. Koyun kalktı, hemen bu da geldi kızım. Hemen geldi hanım. Gel oğlum. Fırtına da ağal da onu salmadım. Çüş. Kır. Çüş. Bunda biraz insana falan düşkün. Yani adamı falan kapma şey var. Gerçi salınca pek kapmıyor ama yine de o da evcimizi bekliyor. Karavanın yanında. Karavanı da göstereyim biraz sonra size arkadaşlar. Fazla büyük değil malum. Biz sadece yatmak için yani burada. Başka su falan şey olmadığı için yani lavabosu, banyosu falan yok. Tekelli olduğu için fazla büyük yaptıramadık yani. Çünkü bu burada sabit kalmıyor. Bu yıl buradaysak öbür yıl öbür tarafa koyabiliyoruz. Her yıl aynı yerde olmuyoruz yani. Durum böyle arkadaşlar. Karanıma gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar. Koyunlarımızın karnı doydu. Karavanımıza doğru gidiyoruz. Kadife'de önü çekti götürüyor. Eşek olmadı mı sıkıntı arkadaşlar. Bunlar sıcakta koyun ediler mi gitmezler. Bilmeyen arkadaşlar. Ya keçi olacak bunların yanında. Keçimiz vardı. Hatırlar yani havuklarını çok batırıyorlar diye. Kışın sattık onları. Ama iyi oluyor. Keçi yazın önüne düşürüyor. Basır da yorulmuş bir şekilde geliyor koyunun arkasından. Buradan gözüküyor bak yakın az kaldı bizim mekana. Rüzgara bak yine rüzgara. Koyunlar ısıtırmaya başladı rüzgar. Rüzgar bir de bak 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 şuna. Şşt, rüzgar. Şşt. Evet arkadaşlar geldik sayılır. Şşt, şşt, şşt. Basar oğlum. Maşallah, maşallah. Şimdi bunlar suladılar arkadaşlar. Hızlanmaya başladılar. Suya yaklaştıkça. Görüyorsunuz fırtına da orada bağlı. Oğlum. Fırtına. Aslan aslan. Buranın bekçisi bu. Oğlum.
dikacağım arkadaşlar, bunları kitleyeceğim. Bazısı da solmuş yazık. Görüyorsunuz orada su içiyor orada. Şimdi bir de ona sütüne yumurta vereceğim. Basır susamış iyice. Orayı yetmedi, bir de buradan içecek. İç olma. Belliydi zaten oradayken Basır'ın hallerinde. Verdiği yere yatıyordu. Son iki koyunumuz kaldı. Onlar da içsin. Tıkacağım, kitleyeceğim oraya. Yürü bakalım, hadi kızım. Hadi bakalım. Şimdi bunların 4'e kadar yatarlar arkadaşlar. 4'ten sonra tekrar çıkartırız. Gece 7.30'a kadar yayarız. Evet arkadaşlar. Şimdi karavana geldik, evciğimize. Kendi karnımı doğurmadan önce yeniğin karnını doğurmam lazım. Çünkü yeniğin iyi olması lazım bir önce. 2 tane yumurta şey yaptım. Bir de süt katacağım. Normalde arkadaşlar arpa unuyla yalçalar meniyanı. Malum hasta olduğu için şöyle koyayım, dışarı atacağım biraz daha. Hasta olduğu için şu anda şey, sadece sırf bunu veriyorum. Temizlesin diye içini. Yani yumurta iyi oluyor köpeğe. Evdeki de içmiyor normalde. Ona da direkt ağzına akıtıyorum. Vallahi biraz sıkıntı olurum. Köpeğe bakmak kolay değil. Hastalandı mı çabuk şey yapıyor. Bir anda çöküyor yani. O kadar baktığım bir anda gidiyor. Akşam çok vereceğim normalde şeyi. Sütü. Şimdi az bir şey içse yeter. Benimiz. Odursun sütümüzde. Bunu dışarıda güzelce bir karıştıracağım. Bakalım yiyecek mi? Yağmışmış yatıyor öyle. Gel bak. Gel oğlum. Gel kasanın altına, önünde iş gel. Gel oğlum. Gel Golge'ye gel. Gel bak. Gel oğlum. Al. Al bak. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Halbuki Golge'ye yatsa o tarafta Golge ama orada gel. Çekil. Bozo da hemen geldi süte. Kaç. Çekil olsun. Neyse kaç. Çekil bozo. Sen büyüdün. Bunun için yaptım. Az yaptım. Gel bak. Al. Al oğlum. Normalde hasta olmasa arkadaşlar bunu çabukça içer ama hasta olduğu için. Al oğlum. Al. Git bozo. Sana göre değil bu. Çekil. Alıştırdık tabii. Bu oyunu yok. Birazcık daha hasta olduğu için tabii ki. Bir de yoruldu. Neyse ben bunun ağzını kapatayım, akşama içsin. Evet arkadaşlar, çayımızı koydum, şimdi burada kahvaltı yapacağım. Başka zamanda kahvaltımda beraber yazda davar giderken Karaçaydanlık'ta çay içerek kahvaltı yapmakta görüşürüz inşallah. Hoşça kalın, dostça kalın. Videomuza like atmayı unutmayın. Teşekkürler ediyorum.